ve o paylaşımları yapmaya başladı. Musa Bey sorum şu aslında, bunca sosyal adaletsizliğin, bunca yoksulluğun olduğu, insanların çöpten yemek topladığı bir dönemde, e, sefaat içinde, yani o kendisinden hiçbir kısıtlama yapmayan bir iktidarın görevi, Bakara suresiyle ile yurttaşına seslenmek midir? Evet, yani e, aslında biraz önce e, ekonomist, Zerlüt Bey'in de yapmış olduğu açıklamalar gösteriyor ki Türkiye'de ciddi anlamda bir ekonomik kriz var. Yaşıyor zaten yani bunları uzmanlarımızın konuşması, sizin bizim konuşmamız, tartışmamız da gerekmiyor. İnsan kendi ocağında yaşıyor zaten, evinde yaşıyor evet. zaten. İster istemez gözler hükümette. Bugün sadece hükümetin karşısında konuşlanmış olan, muhalif çevreler değil AK Parti'nin içerisinde de en büyük eleştiriyi ekonomi bakım ekonomi açısından AK Parti hak ettiği şekliyle alıyor. Tabi ee, tabii insanlar sokağa çıkmıyor belki. Ee, belki bastırılmış bir suskunluk var. Sadece vatandaş için söylemiyorum. AK Parti kadroları bakımından da söylüyorum. Ama nihayetinde bu bastırılmış suskunluğun içerisinde yaşan, yaşanmakta olan acılar da var. Bu acılar e, e Ayetlerle, Kur'an'la teskin edilebilecek acılar değil. Çünkü bu e, sorunlar, bu krizler e, tepeden e, zembille inmedi. Nihayetinde bir hükümet var. Bu hükümetin yanlışları var. Ve bu hükümetin 20 yıllık bir ekonomi yönetimi var. E, nihayetinde sorumlularda olması gerekir. Sorumlu bir defa vatandaş değil. Sorumlu muhalefet ve, e, mensupları olmadığı gibi bence AK Parti'ye oy veren insanla değil. Yani ters bir şey söyleyeceğim. Aslında oy vermek aynı zamanda sorumluluktur ama hı hı. nihayetinde Türkiye şartlarında 100 tane televizyon, 30 tane gazeteyle seçmen üzerinde sürekli bir bombardıman yaparsanız e, ve bazen ayetlerle, bazen işte hadislerde bazen işte mütedeyyin ailelere kesimlere dokunacak bir takım hassas noktalarda seslendiğiniz zaman İster istemez insanlar e, farkına varmadan da bir takım kararlar verebiliyor. Bu medya düzeninde zaten farkına vararak oy kullanmak, karar vermek, kanaat sahibi olmak mümkün değil. Yani Çünkü algı yaratılan çok, algıya ta, göre. Çok tabii ona göre hareket ediliyor. Evet. Bu bakımdan e, şimdi AK Parti'nin fabrika ayarlarına, kuruluş dönemine baktığınız zaman biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de faiz ve nas konusunu Sayın Erdoğan evet. açtı ve şu ekonomi yönetimi ile ilgili faiz indirimleri sürecini işte İslam'ın bir emri olarak adeta takdim etti. Ama biz hatırlıyoruz ki Sayın Erdoğan AKP kurulduktan sonra vermiş olduğu ilk mesajlardan birisi faiz ekonominin real gerçeğidir. Hem içeride hem de dışarıya aslında faiz ekonomisine biz devam edeceğiz garantisini vererek başlamış bir iktidarı konuşuyoruz. Ama 19 yıl sonra faizin nasıl olduğunu hatırlamak e, ve insanları bu konuyla teskin etmek, susturmak ya da Bakara Suresi'nden sabrı tavsiye etmek, Cenab-ı Allah'ın işte açlıkla işte mallardan eksiltmekle gibi bu hakikaten e, 19 yıllık ekonominin dışında bence e, bir e, şık olmayan bir e, seçmene sesleniş durumudur. Seçmen Çünkü hükümetler, çok özür dilerim Hı -hı. hükümetler, e, yaptıklarıyla konuşur. Hı hı. Yaptıklarıyla seslenir. İcraatlarıyla seslenir. Şimdi bir bakın. E, bütün e, şehirlerimize bakın. Şurada Bakırköy'e gidin, işte Mecidiyeköy'e gidin. işte Ankara'nın işte e, Kızılay'ına gidin, e, işte Sivas'ın meydanına gidin, Konya'nın meydanına gidin, Maraş'a gidin, İzmir'e gidin. Göreceğiniz şey şudur ki en böyle işte bulvar ve caddelerde bankalar ve e, nihayetinde e, Türkiye'de bankalar ciddi anlamda ilk 30'da en az 20 tane olan banka var. E, ama siz geliyorsunuz e, faize savaş açmış gibi konuşuyorsunuz ve yine ayet ve e, ayetlerle toplumu teskin etmeye sabra ve bu ekonomik krize dayanmaya davet ediyorsunuz. Oysa olması gereken şudur. Olması gereken üretime dair ekonomik modelini ortaya koymak, istihdama dair ekonomi ekonomiyi geliştirmek ve alın terine saygı ve hürmet göstermek. Çünkü asgari ücret de şu an tartışılan konulardan birisi. Bu bakımdan ben bunu AK Parti iktidarının bugün çıkmaz sokağı olarak ifade ediyorum, görüyorum. Anketlerin sonucu olarak görüyorum, ekonominin bir sonucu olarak görüyorum. Siz... Aslında Egemen Bağış'ı hatırlattınız. Hı hı. Biliyorsunuz Egemen Bağış Bakara Suresi'nde o da bir takım ayetler e, pa, e, paylaşmış ve tapelere konu olmuş. E, Kur'an'la Bakara Suresi'yle alaya tamam. yeltenmişti. Peki bugün bakıyorsunuz Pırak da kendisi bir yükelçilik şey. yapıyor. Acaba onu yapan, o saygısızlığı, o hürmetsizliği yapan mesela İyi Partili biri olsaydı, mesela CHP'li biri olsaydı Egemen Bağış'a hangi tavır sergilenirdi, hangi tavır konurdu? İşte biraz Türkiye'deki açmazımız bizim bu. Yani partizanca yaklaşım, partizanca düşünme ve hiçbir hükümet, hiçbir iktidar kendi kabahatini, kendi günahını sümme haşa İslam'a mal edemez ve kendi ayıplarını da İslam'la, Kur'an'la, ayetle örtbas etmeye kalkışamaz. Bu yakışık almaz ve istismarın kapısını açmak demektir. Ee, ve doğru değildir. Musa Bey peki aynı tabandan gel aynı tabanı tanıdığınız için o tabanı evet, sormak evet. istiyorum size. Şimdi az önce bir cümle sarf ettiniz. Deniz ki bastırılmış suskunluğun içinde yaşanmakta olan acılar var dediniz. Şimdi bu taban tanıdığınız için soruyorum tekrar. Bakara suresiyle ya da Nasla karşısına çıkıldığında sabret denildiğinde ee, diğer tarafa baktığında şatafatı görmeyecek kadar e, kör değil değil mi? Şimdi e, e, yani biraz et... aslında bir, bir bir şey var. Yani şimdi biraz önce işte gazeteciyiz, televizyoncuyuz, yayıncıyız. Yıllardır bu mesleğin Tabii. içerisindeyiz. E, bir şekilde perdelerin indirilebildiğini az çok biz de biliyoruz. Dönem dönem, konjüktür konjüktür, medya toplum üzerinde bir etkisi var. Hı -hı. Yani şu kaba şu kupanın suya verdiği şekil gibi biraz medya toplumu yoğuruyor. Bazı şeyleri gösteriyor, bazı şeyleri saklıyor. Bugünkü medya düzeni saklayan medya düzeni. Ve bu saklayan, konuşturmayan, susturan bir medya düzeni. Fakat bugün artık o medya düzeninin etkisinin dışında yaşananlar var. Çünkü servis paraları var, kiralar var. Hı hı. Ödenmesi gereken faturalar var. Pazara çıkılması gerekiyor. Ayçiçek yağı alınması gerekiyor. Bir litre süt alınması gerekiyor her gün eve. İster istemez siz artık medyanın, manşetin, o yorumcuların dışında da o acılarla tanışabiliyorsunuz. Yani e, bugünkü o bastırılmış suskunluk artık bir volkan gibi patlama noktasına gelmiştir. E, anketlerle bu seçim sonuçlarıyla biz yüzleşebiliyoruz. Bunu görebiliyoruz. Peki, Fakat karşısında... şöyle bir şey var. Çok özür diliyorum İpek Hanım. Şimdi Sayın Erdoğan'ın açıklamalarına bakarsanız bundan 2-3 yıl önceki bu dolar krizinde ne diyordu? O zaman ekonomi yorumlu çağrılarda bulunuyordu. Hı hı. Milli olun. Dolar dolar, dolar almayın diyordu. Yerli, Tut, ve, milli yerli ve milli. Fakat bu kez ton biraz daha İslam'ı ton koyulaşıyor. Bu kez doğrudan ayet okunuyor. Hı hı. Bu kez doğrudan Kur'an'la toplumu susturmaya ve sakinliğe davet ediyorsunuz. Neden Bu peki? Bu çıkmaza doğru gidiyor. Çünkü evet. artık yani Sayın Erdoğan kendi karizmasıyla da, kendi varlığıyla da. Çünkü önceki dönemlerde ekonomi kötü gidiyorsa ekonomi bakanı, Merkez Bankası Başkanı, kabinede, bürokraside kim varsa herhangi birisi o kusuru üstleniyordu. Ama... 3 yıldır Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nden sonra ve Sayın Erdoğan da ben ekonomistim dedikten sonra geldiğimiz tablo artık doğrudan doğruya faturalarda, kira ödemelerde, pazardaki yangında, ocaktaki sorun da Sayın Erdoğan'a mal ediliyor. Edilmek durumunda zaten aslında budur. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Sayın Babacan'la ilgili boş deneke polemiği boş çıktı. Deneke. Yani, Kendisi de dedik. Neden o zaman 13 yıl benimle çalıştınız? Tabii, 13, yani tabii yani o polemik bile gösteriyor ki yani Sayın Erdoğan ee, aslında e, AK Parti iktidarının bitiş günlerini intikallarını uzatmalarını bir bakıma görüyor yaşıyor e, ve öyle bir çıkmaz noktaya gelince de ister istemez e, ayetler akla gelebiliyor Oysa hükümetlerin iktidarların yaptığı şey sağlam ekonomidir bakınız bu ayetler okuyan bir Cumhurbaşkanı, bir ekonomist, ülkeyi bir yöneten, yöneten bir kişi bütçeyi hazırlayıp ki biliyorsunuz bir bütçe 1 trilyon 750 milyar lira, e, geliri e, 1 trilyon 473 milyar öngörülüyor, e, milletten alınan vergi toplamı ise 1 milyar 258 milyar. Yani topluma yükü yükleyen 1 milyar 300 milyarlık bir vergi geliri öngören bir bütçe, ee, ama öbür taraftan şatafat var, lüks var, e, israf var. Yani Kur'an'da israfla ilgili ayetler de var. E, şatafatla ilgili, lüks hayatla ilgili. Eğer Efendimizi Peygamberimizi konuşacaksak, yani böyle şatafat, böyle lüks içerisinde e, yönetmedi Medine şehrini, Medineyi e, ya da diğer işte e, halifelere baktığınız zaman Hazreti Ali'nin yaşantısına diğer halifelerin yaşasın, yaşantısına da baktığınız zaman göreceğiniz şey. Hatta Osman